Selamlar hepinize. LEC sezon öncesi Power Ranking'imizde yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugün kategorilerimiz biraz farklı. Bir soru işareti, iki soru işareti, üç soru işareti, dört soru işareti ve beş ünlemden oluşuyor kategorilerimiz. Neden böyle bir şey yaptım aslında? Çünkü bu sezon hiçbir takımın ben net şekilde hani ya şu takım bariz favori atıyorum mesela LCK'de işte T1 gücünü korudu veya LPL'de EDG kuvvetini korudu. Aynısı World Champion olarak geliyorlar. Zaten düzenli bir sistemlerdeydi falan filan kısmı var ya. LEC'de bu sezon hiçbir takımda ben o kuvveti görmüyorum. Yani bir takımın ya bu takım bariz şekilde diğerlerinden üstün net şekilde bu adamlar birinci favori diyebileceğim bir takım bulamadım. O yüzden kategorileri bu şekilde yapmaya karar verdim. İlk sırada Vitality var. Vitality ile başlayalım. Vitality iki soru işaretine göndereceğim. Çünkü belli başlı soru işaretleri var aslında Vitality ile alakalı. Tabii ki kağıt üzerinde çok kuvvetli bir kadrolar. Yani Alfari ve Perks'un iki teknik koridor olduğu bir takımdan bahsediyoruz. İşte bir süredir LEC'de sürekli belli bir standardı tutturabilen bir ormancı Selfmade'den bahsediyoruz. Yani elinde malzeme var. Fakat İşte Perks'un Cloud9'da son dönemde yaşadığı bazı koridor aşaması problemleri, Selfmade'in genel olarak takımlarıyla belli oranda uyumsuzluğu, Alfari'nin bir takım oyuncusu olarak değil de genelde bir iyi bir solo laner ama ortalama bir takım oyuncusu olduğu ortamda bu soru işaretleri var. Açıkçası ben onları da en tepeye koyamıyorum otomatik olarak. O yüzden onları iki soru işareti kısmına gönderdim. BDS. Abi 5 ünlem. BDS. Hakikaten çok kolay değil onların işi bu yıl içerisinde. Zaten bence kağıt üzerinde en zayıf kadroya sahipler. Artı yeniden yani yeni kurulan bir organizasyon. Yeniden yapılanma denemez tam olarak onu ama yeni kurulan bir organizasyon. Biraz kadronun da yeniliği, organizasyonun da yeniliği, her şeyin yeni olmasından dolayı ben onların biraz en azından bir süre alışma süreci geçirmesini bekliyorum. Astralis takım değerlendirmelerinde de bahsetmiştim aslında Astralis ile alakalı. Ben belli oranda onların da bir tık daha yukarıya hamle yapabilmesi ihtimalini olası görüyorum ama çok da yüksek değil yani. Onları şimdilik 3 soru işaretine koyacağım. Çünkü en azından çalışan formülü onlar ellerinde tuttular ama çalışan formül dediğimiz kısım işte White Knight, Zanzara kısmı diğer tarafların yani diğer takımların mesela çalışan formülüne kıyasla ne kadar yukarıda atıyorum Fnatic'te Upset ve Hillsang'i tuttu. Upset Hillsang genelde White Knight Zanzarat'tan daha çok yukarı çıktı. Hani nereye kadar çıkabileceği kısmında belli soru işaretlerim var hala Astralis'le alakalı. Ama en azından daha düzenli bir düzenli ve tertipli bir takım olduklarını söyleyebiliriz onların diğerlerine kıyasla. Excel onlar 4 soru işaretine gidiyorlar. Yeni oyuncuları da var aslında ki geçen mevsim kendi alt takımlarından oyuncular da getirmişlerdi ve çıkışta yakalamıştı aslında Malkoon ve Edvian. Ama onlar da zaten hani hep genel olarak playoff sınırına yaklaşıp bir türlü içeri adımını atamayan takım olarak bence onlar da 4 soru işareti kısmında kalacaklar. Fnatic bence en az soru işareti barındıran takım. Neden aslında en az soru işareti barındıran takım? Aslında onların da belli oranda ya büyük soru işaretleri de barındırması gerekiyor. Çünkü hani belli koridor aşaması problemleri var vesaire falan ama bence sorulmamız yani sorulacak soru şu. Bu takımın koridor aşaması nasıl geçecek? Çünkü bu takımın zaten alt koridorun koridor aşaması iyi geçiyor da özellikle teknik koridorların koridor aşaması iyi geçerse bence diğerlerinin daha üzerinde kalacak bu takım. Özellikle Wunder. Humanoid'un yani tabii ki onun da belli başlı problemleri var koridor aşamasında ama o da olursa olsun Humanoid'den belli bir katkı ya koridor aşamasında kötü gitse bile daha sonrasında belli bir katkı alabilir ama Wunder'in özellikle son mevsiminde son yılında hatta G2'daki koridor aşaması kötü gittiği zaman çok sıkıntılar yaşıyordu. O yüzden belli problemler olmasını hala bekliyorum. Yani onlar da en az soru işareti barındıran takım olmasına rağmen şey değiller. Yani bu takım daha iyi işte EDG gibi favori değil hala. G2 onlarda da değişiklikler var. Açıkçası yani şu iki takım arasında nasıl yer değişikliği yapacağım bilmiyorum henüz ama sanki Vitality yani çeyrek tık daha önde gibi geliyor bana. Onun sebebi de bu arada tamamen Caps'in bireysel performansı. Caps geçen yıl hiç iyi geçirmedi bireysel anlamda. Yani biraz umarsız, biraz sanki biraz hırslarını kaybetmiş gibiydi. Eskisi kadar yırtıcı bir Caps görmedik geçen yıl. 2021'de. O yüzden sanki şimdilik Vitality
çeyrek tık daha önlerinde gibi onların. Matt Lyons, onların da belli soru işaretleri var. Onlarda da tabii ki bir iki oyuncu değişti. Kadroda yapısal değişiklikler olmasını da bekliyorum. Artı ne olursa olsun çaylak oyuncuları var şu anda. Bir tane de olsa. Unforgiven da geldi falan ama biraz Astralis'ten yine tabii ki son iki şampiyon olarak Astralis'ten biraz daha iyi olmalarını bekliyorum. Sonuçta işler sıkıştığında, durumlar zora girdiğinde nasıl oynaması gerektiğini bilen bir takım hala Mad Lions Astralis'e kıyasla. Ama onlarda da bir düzen problemi olacağını düşünüyorum. Misfits bence onlar da bu grubun bir parçasılar şu an için. Ben hani çok az farklı Astralis'in daha iyi olacağını düşünüyordum. Ki sezon başı takım değerlendirmelerinde de bundan bahsetmiştim zaten ama hani bu takımlar o kadar yakınlar ki ve o kadar şeye bağlı ki bu takımların arasındaki denge. Mad Lions'ı bir tık ayrı tutuyorum ama Mad Lions'dan şuraya da koyamıyorum. Burası için de biraz fazla oluyor. Ama 3 soru işareti kategorisindeki takımlar o kadar yakınlar ki birbirlerine. Yani o soru işaretleri var. Ama onları mesela kendi birbirleri karşısında o kadar görmeyebiliriz. Çünkü bu takımların hepsi ciddi defoları olan ve çok büyükçe gözüken defoları olan. Birbirlerine karşı bunların aslında yani mesela işte Astralis'in geçen mevsim Promiscue'dan yakaladığı çok fazla tek başına yakalanma problemi. Öte yanda Misfits'te de mesela koridor temposu problemi vardı. Oluyor yani bu problem. Yani Misfits daha iyiydi gerçi geçen mevsim ama. Hani bunlar karşılıklı olarak birbirine denk gelebilen durumlar. İki tarafta da böyle problemler olduğu zaman biri bir taraftan avantajlı, öbürü öbür taraftan avantajlı. O yüzden biraz iş ritme kalıyor. Ritim yakalama konusu daha önemli bence takımlar için. O yüzden çok yakına gönderiyorum bu takımları. Bu ikisinin önüne arkasına... Ben bu sezon Rogue'un kötü olacağını düşünüyorum demiştim. O yüzden o tahminimin arkasında duracağım. İki tane en önemli parçasını kaybetti Rogue. Inspired ve Hansamayı. O yüzden onlara da 3 soru işaretini daha arkalara gönderdim. Son takımımız da SK zaten. SK'de belli oranda Gilius'un liderliğine bir tık daha güveniyorum ben. Ama Patrin taşıyıcılığı da var. Ne kadar zor oldu ya bu tier list yapmamız. Böyle kalsın ya SK. Belli oranda Gilius'un liderliğiyle bir tık da... Gerçi yok ya. Patrin taşıyıcılığı daha büyük oluyor genelde. Ama Excel gene playoff potası dışında kalıyor yani bu sıralamalarla beraber. Bayağı zor bir tier listi bence yapması. Çünkü dediğim gibi işte ya kategorilerde de en başta söylediğim gibi bu takımların hepsinin belli problemleri var. Ve bu problemler açıkçası belki en iyisi ortamında çok şey takım yani takımların öbür takımların problemlerinden de çok meydana çıkmayacak ama... Geçen yani 2021'de Worlds ortamında gördük EU'nun bu seneki problemlerini. Ki Mad Lions giderken de net olarak tam bir sınav veremediğini, EU'daki diğer takımların da sıkıntılarından dolayı aslında belli oranda bu şampiyonluklara sebep oldu. Tabii ki haklarını yemeyelim. İyi bir yani kendi standartlarının üzerine çıktılar. Ama diğerleri de düştü aşağı. O yüzden böyle bir ortam oluşundan bahsetmiştik. Ben bu yılda benzer bir ortamın oluşacağını ve daha iyi oynayanın değil, daha az kötü olanın üste çıkacağını düşünüyorum bu bahar mevsiminde Elise'de diyelim. Ve Elise sezon öncesi Power Ranking videomuzun sonuna gelelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.